Herkese selamlar dostlar. 18 Mart 2023 daha ile hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Maç skoru yarışmasıyla başlayalım isterseniz. Güzel bir maç skoru sormak istiyorum sizlere. Dortmund'la Köln'ün mücadelesi var. Köln'ün sağ solu belli olmayan bir takım. Değerlendirme altına aldığım maçlardan bir tanesi. Dortmund'da şampiyonluğa oynarken, şampiyonlar liginden de elenmişken sizce bu maç skoru ne olur sizlere sorduk bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza ekleyelim. Kalitenin yanında olunuz diyerekten de ekrana yüksek misliler gelsin. Perşembe günü 3 tane yüksek misli verdim ve toplamda 3250 TL'lik bir yüksek misliydi bu. 2000 TL Feyenoord'u önerdim. 500 TL Partizan'ın atacağı 78 sayıyı önerdim. E, 750 TL'de Fenerbahçe'nin atacağı, yeneceğini önerdim. Doğrudan maç sonu olarak önerdim. 750 TL. Yani güzel bir şekilde kar yaptırdı. Yine hafta sonu içinde yüksek mislerimizi ben hazırladım. Umarım güzel bir şekilde kazanç sağlarız diyerekten de yüksek misliyi de geçeyim. Tebrikleyelim geçelim ve yüksek misli de sadece perşembe günü akşamı kılçıksız 1650 TL kar yaptığımızı da söyleyelim. Allah bereket versin diyelim dediğim gibi çok fazla yüksek önermiyorum. Mesela Feyenoord'a çok güveniyordum mesela. 20 bin, 10 bin basın diye önermiyorum çünkü herkes basamaz onu. Ben burada kasa yönetimi yaparken de herkesin basabileceği miktarlarda önererekten de güzel şekilde o seviyede kar yaptırmaya çalışıyorum ki zaten basan yine basıyor. Belirtelim. Geçtim bunu. Kombinelerde de güzel kazanç elde ettik. Keza onu da belirtelim. Ana kombinemiz başarılı oldu. Partizan 70 ile sayıyla Feyenoord'un atacağı 2 gol. Bir de Fenerbahçe maçına tekli olarak önermiştim. Fenerbahçe'nin ilk yarıdan atacağı bir gole 1.75 gibi oran vardı. Tekli olarak alınması taraftarıydım. O yönde bir yazı yazdım gönderdim. Geldi tebrik edelim bunu da geçelim. Ve şöyle baktığımız zaman da canlılardan bahsedelim. Bir de canlılardan bahsedelim devam edelim. Canlılarda da arkadaşlar dün de elimizden geldiğini yaptık. Zaten 3 kişiyiz. Bazen 4 kişi oluyoruz. Şöyle oluyor. herkes maç paylaşımı yaptığı için herkes mesela cumartesi saat 6 seansında 10 tane maç var mesela. Maç maç paylaşım yaptığımız için de canlı başarımız o yönde imelendi. Yukarıya doğru imelendiğini de belirtelim. Canlılar bu şekilde ilerliyoruz. Cumartesi günü için arkadaşlar sizlerden isteyeceğimiz video atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Hemen iki saniye izleyip like atarsanız özellikle uzun zamandır takip edenler var. Fakat like tuşuna hiç basmıyor. Bizlerin kanalın önerilmesi motive olması motive açısından önemli. O yüzden like'larınızı bekliyoruz. Hemen iki saniye basarsanız teşekkürler. Yorumla atarsanız siz bilirsiniz. Başlayalım. Kasımpaşa Ümraniye mücadelesiyle muhtemelen çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Çünkü Ümraniye'nin kaybedecek hiçbir şey yok. Son maçında da Gaziantep'i hükmen yendiği için 3 puan aldılar oradan da. Takım biraz daha morallendi ve dinlendiğini söyleyebiliriz Ümraniye'nin. Kasımpaşa ile oynayacaklar ki Kasımpaşa'nın kadro kalitesi bence daha yüksek. Fakat Ümraniye'de arkaya atılan toplarda ve geçiş oyununda iyi iş çıkarttığını söylemek mümkün. Özellikle kadrosuna baktığımız zaman bunları kim yapabiliyor? Sağ tarafta Geraldo'nun bireysel yetenekleriyle birlikte zaten çok iyi yaptığını görebiliyorsunuz. Özellikle zaten sağ kanatta giden bir mühendis var. Kasım başında zaten kadrosu bence fal önderliğinde. Orta sahada Eyserik ileride de Bauken olur muhtemelen. Güzel bir maç izleriz. Ben mücadelenin golü geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü sizlere iddia edin ödenebilirim. 1.40 gibi oranı var. İsteyenler risk isteyenler biraz daha sisteme atmak isteyenler de 3 gol oldu. Bir golün riskine daha girersek arkadaşlar 2.14'te bunun oranı var. Mücadelenin indeks beklentisi de 2-2'lik bir skor. Hamburg'la Hoştan Kel mücadelesi. Ee, bu mücadeleyi şu yönden değerlendirme altına aldım. Ya yani deplasman ekibi rahat oynuyor. Orta sıralarda oynuyor ve deplasmanla oynadığı maçlara baktığımız zaman da neredeyse her maçında 2 gol atmış, 2 gol yemiş. O yönde bir mücadele oynuyor. Hamburg'la oynayacaklar. Hamburg'un da bir iddiası var. Geçen haftada yenildi. Yenildikten sonra kendi evinde bir reaksiyon gösterme mücadelesi olarak da gördüğümden dolayı da ben burada Hamburg'un atacağı 2 golü öneririm sizlere. Ki Hamburg'da baskılı bir futbolla rakipleri bunaltıyor. O yüzden Hamburg'un atacağı 2 gole de burada 1. Bir gibi Oranlar İdealden önerebileceğim maçlardan bir tanesidir bu. Adana Demir ile Antalya mücadelesiyle devam edelim. Adana Demir tarafında Belhan da gerçekten çok çirkep bir oyuncu. Geçen hafta kır gördüğü kırmızı kartı gördünüz izlemişsinizdir. Yani hiç gerek yoktu hiç gerek yoktu tam bir çirkep gerçekten çirkep. Futbolu bu adamlar çirkep çirkinleştiriyor öyle söylüyorum. Ama Adana Demir o maçta 10 kişi kalmasına rağmen Trabzon'a nasıl futbol sergiledi? yenildiler fakat nasıl futbol sergilediler. Yani özellikle ilk yarıda 10 kişi kaldıktan sonraki 20 dakikalık süreçte Adana Demir çok iyi bir futbol sergiledi. Antalya'da Kayseri'ye karşı galip gelirken Hacı dönmesiyle birlikte takım biraz daha hücumda etkin olmaya başladı. Mücadelenin ben var olarak tamamlanmasını bekliyorum. Her iki takım da çünkü Antalya tarafında kazanmak için oynayacaktır. Puana ihtiyacı var. KG var olarak 142 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Ve yüksek orandan da şöyle bir beklenti var. Ben mücadeleyi 2 1 3 1 ayarında bir Adana Demir tarafına kayabilir diye düşünüyorum açıkçası. 2.5 üstünde birinin oranı 2.21 gibi de bunun oranı var. Yüksek oran olarak da bunu değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bochum'da Leipzig mücadelesi. Bochum'da son mücadelesini kazandı. Leipzig'de oynayacaklar. Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir mağlubiyet alaraktan da ligine geri döndü. Ben burada bu tür ağır mağlubiyetlerden sonra takımların bir şeyleri unutturmak adına iyi futbol sergilediklerini deneyimledik biliyoruz. Yakın zamanda ne var? United var mesela. 7-0'dan sonra gitti Real Betis 4-1 gibi yendi. Mesela örnek veriyorum. Ben burada da Leipzig tarafında olacağım ağır mağlubiyetten sonra zayıf rakibine karşı burada kazanması bence ideal olacaktır. Doğrudan deplasmanda da olsa maç sonu 2'yi sizlere önereceğim. Hatta mücadele indeks beklentisi de 2-0'lık bir Leipzig galibiyeti olduğunu söyleyelim. Oranı attırmak isteyenler 1.5 üstünde 2 de yaparak da 1.60 seviyesine kadar oranını yükseltebilir. Değerlendirecekler Ama o şanslar. Diğer mücadele Southampton'la Tottenham mücadelesi. Biraz yüksek orandan değerlendirme altına aldım bu mücadeleyi. Southampton takımının çok kaybedecek bir şey olmadığından dolayı kendi evinde e, Tottenham üstüne doğru saldıracaktır, baskı kuracaktır. Tottenham da o önde yani Son ve Kane tarafından ileri atılan toplarda veya yani o geçiş oyununu kontratakları en iyi oynayabilen takımlardan bir tanesi olduğunu bilerekten de da ligin zaten dibinde demin atmış kaybedecek neyi var diyerekten de arka tarafı bence boş bırakacaktır. Özellikle defans çizgisini biraz daha zaman zaman öne kuracaktır diye düşünüyorum. Yüksek oranıyla burada Tottenham'ın atacağı 2 gole 1.73 oranı vardı. Aynen öyle. 1.73 oranı var. Tottenham burada 2 gol bulursa 1.73 oranı değerlendirme altına almış oluruz. Bilginize bol şanslar. Beşiktaş'la İstanbulspor karşılaşması. Bu mücadeleyi de şu yönde değerlendirme altına aldık. Oran bence çok fazla düşük geldi. Çünkü İstanbul Spor'da oynayan bir takım. Yani nasıl alırız diye baktığım zaman da ilk yarıdan bir Beşiktaş galibiyeti gelebilir. Yani oran almak adına bu yönde bir ideal tercih yapabiliriz. Bir eli gibi oranı var. Onun dışında ben burada Beşiktaş'ın İstanbul'a karşı 3 gol atması da beklenebilir mi? Yani ev sahibi 2 uçkuz riskine girilebilir mi? Oranı çok yüksek değil ama 1.86 bandında. Yani 3 gole 1.86 bir takımdan çok da beklen Bayern Münih değil sonuçta bu. İstanbul Spor da oynuyor bile özellikle son haftalarda zaten. Ufaktan bir oynadığını gösterdi. Ya beklerseniz de 1.86 oranı var da. Yani ben almam öyle söyleyeyim. Ben burada alacağım tek tercih ilk yarıdan bir Beşiktaş galibiyeti olur. Onun da oranı 1.50 gibi oranı var. Şurada gördüğünüz üzere. Tunus'la Lille mücadelesine geçelim. Ya Tunus takımı gerçekten tempo oyununu sergileyebilen takımlardan bir tanesi ve maçlarında keyif veren takımlardan bir tanesi Fransa'da. Yani hani Fransa'da şu şeyleri çıkartalım. Lille, Marsilya, Paris, Lyon bunları çıkartalım. Ondan sonra diğer takımların bence şu an form olarak başına gelebilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Tunus'un. Gerçekten tempo oynuyor ki Lille bu kadar oran açılması da Tunus'un oyunundan kaynaklı. Tunus arkaya atılan toplar olsun, baskılı oyunundan olsun, Top çevirme oyunu olsun. bunlar iyi bir şekilde sergiliyor. Ben Tunus tarafından gol bekliyorum. Tek golüne oran açmadılar zaten burada. İlk tarafından da bir gol bekleyerekten de VAR seçeneğini burada 1.38 gibi orandan idealden bir değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Değerlendirecekler burada VAR seçeneğini doğrudan alabilir. Dortmund'la Köl mücadelesine geçelim. Yani Dortmund'un burada dediğim gibi galibiyet gelmesi lazım. Ama Köl takımı da dengesiz ve son haftalarda gol bulamayan bir Köl takımı var. Ne yapacağı belli olmaz. Burada Royce takıma geri döndü. Julian Brandt'ın bir sakatlığı var. Adiyemi'nin sakatlığı devam ediyor. Emre Can da sanırım kart cezalısı olarak gözüküyor. Köln tarafında zaten çat pat. Ben şimdi Dortmund tarafından nasıl bir oran alırız diye baktım. Şöyle biraz daha düşündüm. Dortmund takımı ilk yarılarda kendi evinde baskılı oynayan bir takım. Dortmund'un ilk yarıdan bulacağı golün oranı arkadaşlar şuradan bulalım. 1.37 olması lazım. Aynen öyle. 1 137 Dortmund ilk yarıda gol atan oran B137. İlk yarı 1'e girmeyeceğim çünkü Köln biraz ters takım. Sadece Dortmund'un ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirme altına aldım ben burada. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Hızlı bir anlatım yapmaya çalıştım. Akıcı bir anlatım anla anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek arkadaşlar bol şanslar. İdealden ve yüksek oranlardan anlatım yaptım. Cumartesi için herkese bol şanslar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.